Herkese merhaba. Samsung Galaxy Note 2'nin Türkiye lansmanındayız. Samsung'un IFA 2012'de tanıtmış olduğu ikinci nesil Galaxy Note telefonu görmüş olduğunuz gibi. Elimde durmakta beyaz renkli model şu anda ön incelemeden geçiriyoruz. Galaxy Note 2 görmüş olduğunuz gibi Galaxy S3'ün tasarım çizgisini takip eden bir cihaz. Yine onun gibi kavisli köşelere sahip, yine oldukça ince, elde rahatlıkla taşınabilen bir cihaz var. Galaxy Note 2'de ekran biraz daha büyümüş. Köşeden köşeye 5.5 inçlik uzunluğa sahip olan bir ekran var. Buna karşılık ekranın en boy oranı 16:9. Yani enine biraz daha dar, boyuna biraz daha geniş. Bu şekilde büyümesine karşın elde, tek elde rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz bu telefonu. Bu arada 1280x720 piksel çözünürlük, 16:9 en boy oranı yazılımlarında, Android uygulamalarında bu ekranda çok daha düzgün bir şekilde oturmasında, kullanılmasına olanak sağlamakta. Tabii ki Galaxy Note 2'nin en önemli özelliği S Pen adı verilen kapasitif kalemi. S Pen sayesinde Galaxy Note 2'yi çok farklı şekillerde kullanmanız mümkün oluyor. Görmüş olduğunuz gibi ana ekranda S kalem adı verilen bir bileşen var. Bu bileşeni kullanarak hızlı bir şekilde notlar oluşturmaya veya aldığınız notları görmeye başlayabilirsiniz. Yeni bir not oluşturalım. Görmüş olduğunuz gibi karşımıza S Note uygulaması çıkıyor. S Note uygulamasında not almak için bize sunulan birçok olanak var. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ekran üzerinde notları alabilir veya silgisini kullanarak notları silebilirsiniz. Basit anlamda bu şekilde. Bunun yanı sıra notlara ses kaydı ekleyebilirsiniz. Bu da sunulan özelliklerden bir tanesi. Kalemi dilediğiniz gibi değiştirmeniz mümkün. Ve bunun yanı sıra çeşitli üretkenlik araçları da var. Bu üretkenlik araçları yardımıyla da Galaxy Note'da not almayı çok daha etkin hale getirebilirsiniz. Örneğin ekranda bir şekil çizmek istiyorsunuz, bir daire çizmek istiyorsunuz. Bir daire çizdiğinizde, elle çizdiğiniz o daire görmüş olduğunuz gibi Galaxy Note 2 tarafından daha düzgün hale getiriliyor. Mesela bir kare çizdiniz, elinizi kaldırmadan. O kare biraz daha kare değil aslında, o şekil biraz daha düzgün hale getiriliyor. Görmüş olduğunuz gibi şekiller otomatik olarak düzgün hale getirmekte. Fonksiyon uygulaması var. Siz herhangi bir fonksiyonu yazdığınızda, diyelim ki bu şekilde fonksiyonlar tanınıyor. Bu tanınan fonksiyonlar daha sonra Wolfram Alpha'nın yardımıyla anlamlı denklem dizilerine dönüşülüyor. Öğrencilere oldukça yardımcı olacak bir özellik. Bir de görmüş olduğunuz gibi yazı tanımı var. Siz yazdığınız yazıyı görmüş olduğunuz gibi telefon otomatik olarak yazıya dönüştürmekte. Bu da Galaxy Note 2'nin S Note uygulamasının bir özelliği. Tabii ki görmüş olduğunuz gibi almış olduğunuz notlara resim video eklemeniz de mümkün. İsterseniz telefonun arkasında yer alan 8 megapiksellik 1080p video kayıt destekli kamerayı kullanarak ya da cihazın içerisinde fotoğraf kütüphanesinde yüklü gelen fotoğrafları kullanarak, video kullanarak Galaxy Note üzerinde aldığınız notları zenginleştirebilirsiniz. Devam edelim. Telefonda daha başka neler var bakmaya devam edecek olursak. 4 çekirdekli işlemci var. 1.6 GHz hızına sahip olan bu işlemcinin yanı sıra 2 GB RAM bulunmakta. Telefonun farklı depolama seçenekleri bulunmakta. Bunu da belirtebiliriz. Dediğimiz gibi arkasında 8 megapiksellik bir kamera var. 1080p kayıt yetenekli. Aynı zamanda ön yüzünde de görüntülü görüşmeleri olanak sağlayan bir kamera bulunmakta. Android Jelly Bean sürümüyle yüklü gelmekte bu telefon ve bunun üzerinde TouchWiz kullanıcı arayüzü bulunmakta. Alıştığımız TouchWiz arayüzü karşımıza çıkıyor ve oldukça rahat kullanışlı bir arayüz bu, bunu söyleyebiliriz. Oldukça rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor Samsung Galaxy Note'un arayüzü. Yine görmüş olduğunuz gibi doğadan ilham alan bir kullanıcı arayüzü. Su damlacıkları göründüğü gibi karşımıza çıkmakta. Çeşitli uygulamalara da ana ekrandan, kilit ekranından kısaca erişmeniz mümkün oluyor. Galaxy Note 2 ile birlikte gelen S Pen'in bir başka özelliği de AirView özelliği. AirView özelliği sayesinde herhangi bir uygulamadayken bazı bilgileri özet şeklinde görmeniz mümkün olmakta. Örneğin bunun bir gösterimini sizlere gerçekleştirelim. Takvim uygulamasını açalım ve takvim uygulamasında bunun gösterimini sizlere yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bir takvim var karşımızda. Siz S Pen'i herhangi bir bildirimin bir notun üzerine tuttuğunuzda o notla, kayıtla ilgili detay karşımıza çıkmakta. Ya da herhangi bir ekran bileşiğin üzerine kalemi tuttuğunuzda o bileşenin ne olduğunu, unsurun ne olduğunu görmektesiniz. Görmüş olduğunuz gibi el yazısı karşımıza çıkmakta.
buradan yeni bir Notec'le bu şekilde özet şeklindeki bilgileri görmektesiniz. Bu da AirView'un sunduğu özelliklerden bir Galaxy tanesi. Galaxy Note 2 ile ilgili aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Cihazın detaylı incelemesini ilerleyen günlerde Teknoblog'da buluyor olacaksınız. Ayrıca ön incelemesi de Teknoblog'da sizleri bekliyor olacak. Şimdilik bu kadar.